Lider Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Yağışlar devam ediyor. Ülkenin dört bir tarafından kar yağışı haberleri, yağmur haberleri geliyor. Ve bizler de sizlere yağmurlu bir Antalya akşamından mutlu akşamlar diliyoruz. Haberin doğru adresindesiniz. Ben Cansu Oktay. Gündemle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedef 2053 net sıfır emisyon Ar-Ge ve yenilik atılımı koordinasyon toplantısında Türkiye yüzyılı vizyonuna vurgu yaptı. Erdoğan, siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Artık patinajlara yer yok dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu teşrif etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon Ar-Ge ve Yenilik Atılımı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye vizyonuyla gerçekleştirmek istedikleri hedeflere değindi. Hiçbir alanı ihmal etmeden siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni kayıplara, yeni duraksamalara, yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır. Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün Allah'ın izniyle bugündür. Türkiye yüzyılı sıradan bir siyasi söylem olmanın ötesinde milletimizin asırlık hayallerinin sembolüdür. Bilim ve teknoloji bu vizyonun rehberi görerek esasen geçmişte düştüğümüz veya düşürüldüğümüz bir hatayı tekrarlamama irademizi de ortaya koyuyoruz. Erdoğan, üretimin kaynağı olmayı amaçladıklarını söyledi. Dün sadece bilimin, teknolojinin, üretimin pazarıydık. Bugün bilimin, teknolojinin, üretimin önde gelen merkezlerinden biri haline geldi. İnşallah yarın tüm bunların kaynağı konumuna yükseleceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. ...2022 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi. Ve burada konuşan Bakan Soylu'nun hedefinde ise ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 2022 yılında deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan 126 terörist sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Hem yakalanan teröristlerin hem de umut tacirlerince ölüme terk edilip kurtarılan kaçak göçmenlerin sayısını Ankara'da düzenlenen 2022 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı'na başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. 6'sı PKK, 3'ü DAEŞ olmak üzere 126 teröriste yine 2022 yılında denizden kaçarken yakalanmıştır. Yine bu teşkilat, Sahil Güvenlik Teşkilatı, 2022 yılında 11 ayda 29 bin insanı denizden ve boğulmaktan kurtarmıştır. Dünyada böyle bir teşkilat yoktur. 2016 yılından itibaren denizden sağ olarak kurtardığı insan sayısı ise 69.179 kişidir. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın eşsiz başarılara imza attığını vurgulayan Bakan Soylu, bu çalışmaların Mavi Vatan Projesi'ndeki önemini şu sözlerle anlattı. Bir yandan küresel uyuşturucu rotası, kaçakçılık rotaları, Libya, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Yunanistan gibi konular düşünülürse, keza Ege ve Marmara'da artan afet riski göz önüne alınırsa, Sahil Güvenlik Komutanlığımızı Türkiye'nin Mavi Vatan politikasının başat aktörlerinden biri haline getirmenin gerekliliği bir hedef olarak kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bakan Soylu'nun gündeminde ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hakaret kabul edilemezdir. Ya kişisel bir problem vardır, bir ruh sağlığı problemi, ya da obüslerin ortaya koyduğu gelişmişlikten
ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesinden kaynaklanan birilerinin hazımsızlığının sözcülüğü vardır. Bu kadar açık ve nettir. Bizim ordumuz şanlı bir ordudur. Ve milletimizin sevgilisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan bu değerlendirmeleri yapanların kendilerine aynen iade ediyoruz. 117'si FETÖ. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 21. yüzyılda insan haklarının geleceği konulu konferans düzenlendi. Programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ın sahipliğinin değişmesiyle birlikte politikalarında 180 derece değiştiğini belirtti. Kitlesel imha silahları. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen 21. yüzyılda insan haklarının geleceği konulu konferans devam ediyor. 35 farklı ülkeden 50'nin üzerinde ombudsman ve insan hakları kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansın ikinci gününün açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Bakan Varank, dijitalleşmenin etkilerinden bahsetti. Orada da sürekli insan hakları hususunda tartışmalar mevcut. Dijitalleşmenin en büyük etkilerinden bir tanesi mahremiyetin ihlal edilmesidir. Sosyal medya, akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazların kullanımıyla birçok kişisel veri ortaya çıkıyor. Bireylere ait bu verilerin hukuka aykırı olarak kullanımının şiddete, ayrımcılığa ve diğer insan hakları ihlallerine yol açabilmesi mümkün. Bakınız, Elon Musk'ın uçağının konumu herkese açık bir şekilde Twitter'dan yayınlanabiliyor. Şimdi bunu özgürlük bağlamında değerlendirebilir miyiz, yoksa mahremiyetin ihlali mi söz konusu? Çocukların kişisel verilerinin korunması da programda ele alındı. Özellikle çocukların kişisel verilerinin korunması konusu da ayrıca ele alınması gereken önemli bir husus. Kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı çocukların çeşitli mağduriyetler yaşamasına da sebebiyet verebiliyor. Bu mağduriyetlerin en başında taciz, siber zorbalık, uygunsuz materyallere erişim ve doğrudan pazarlamanın olumsuz etkileri geliyor. Bakan Varank, Twitter'ın politikasını eleştirdi. Sosyal medya mecraları insan hakları açısından değerlendirilmesi gereken alanlar mı, yoksa sadece şirketlerin kar amacı güttüğü alanlar mı? Bu tartışmaları biz ülkemizde yaşadık. Bakınız, Twitter'ın sahipliğinin değişmesiyle birlikte politikalarının da 180 derece değiştiğini görebiliyoruz. Daha önce seçim döneminde bir Amerikan başkanının sesini bile kısmayı gündemine alan Twitter, sahibinin değişmesiyle birlikte Amerikan başkanını tekrar platformuna dahil etmiş oldu. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 10. yılında Türk Borçlar Kanunu çalıştayında yaptığı konuşmada liyakatın önemine ve yargı bağımsızlığına dikkat çekti. Akarca, yargı sisteminin temeli hepimizce malum olduğu üzere liyakatlı hakim ve cumhuriyet savcılarıdır dedi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İstanbul'da düzenlenen 10. yılında Türk Borçlar Kanunu çalıştayına katıldı. Akarca burada yaptığı konuşmada yargıda liyakatin önemine dikkat çekti. Yargı sisteminin temeli hepinize malum olduğu üzere liyakatlı hakim ve cumhuriyet savcılarıdır. Liyakat sistemi mesleğe kabul, atama süreçlerinin şeffaflığını sağlanması suretiyle hem gerçek hem de görünür olmalıdır. Veciz şekilde ifade edildiği üzere iyi bir hakimi daha iyi bir hakim yapabilirsiniz. Ancak kötü bir hakimi iyi bir hakim yapamazsınız. Bu nedenle mesleğe alınan kişinin niteliği yargı sisteminin başarısı için bir ön koşuldur. Tayin, terfi, atama ve yüksek mahkeme üyeliği seçimlerinde de liyakat sistemi esas olmalıdır. Yargı bağımsızlığı hakimlerin performansının ölçülmesine engel bir ilke değildir. Tam aksine performansın izlenmesine ve yönetilmesine yönelik mahkeme araçlarının şeffaf şekilde uygulanması hakimlerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına ilişkin
halkın güvenini arttırır. Akarca istinaf mahkemelerinin kurulmasına da değindi. Bölge adliye mahkemeleri sadece Yargıtay'ın iş yükünü azaltmak ve dava değeri veya cezası az olan dosyaları kısa sürede sonuçlandırmak amacıyla yargı sistemine monte edilen bir eklenti değildir. İstinaf mahkemeleri bir yeniden yapılandırma çalışmasıdır. Tüm dünyada kabul edildiği şekliyle istinaf, yargı sisteminin ana omurgasıdır. Hem Yargıtay'da hem de ilk derece mahkemelerinde istinafın can damarlarını oluşturan reformların bir an önce yapılması gerektiğini de ifade etmek isterim. Bültenin başında söyledik ya sevgili izleyiciler, nihayet yağmurlara kavuştuk ama biraz tabii ki sert geldi diye. Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezi Uludağ'da karına kavuştu ve orada etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Pistlerin yapılan hazırlıkla birlikte hafta sonuna hazır olduğu öğrenildi. Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Uludağ'da beklenen kar yağışı nihayet geldi. Uludağ'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre oteller bölgesindeki kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. İki gündür etkili olan kar yağışı sonucu Uludağ günübirlikçi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Valla biraz sezon geç başladığı için bir sömestre keyifli geçer, bir de Winterfest var. Yine Uludağ Uludağ'dır her zaman. Güzel geçer, keyifli geçer. Biz üç günlüğüne geldik. Yani biraz kayak kayıp, biraz eğlenip. Uludağ nasıl buluyorsunuz? Uludağ üçüncü veya dördüncü gelişimiz, çok güzel. Öte yandan pistlerin hafta sonuna kadar hazır hale getirilmesi için çalışmalara başlandı. Ayrıca UEDAŞ ekiplerinin de kesintisiz enerji için teyakkuzda olduğu öğrenildi. Kış sporları ve kayak sevenlere güzel bir müjdeli haberin ardından Antalya'ya dönüyoruz. Etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına Aksu ilçesinde hortum oluşmasına neden oldu sayın seyirciler. Bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerde mağaza camını adeta bomba gibi patlattığı görülüyor fırtınanın. 5 yıldızlı bir otelin de çatı kaplaması uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Antalya'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi. Aksu ilçesinde etkili olan hortumsa 5 yıldızlı bir otelin çatı kaplamasını uçurdu, çok sayıda iş yerinin camı patladı. Görüntülerde hızla gelen hortumun iş yerinin camını bomba gibi patlattığı görüldü. Ardından camlar sağa sola savruldu. Sabah iş yerine gelen vatandaşlarsa camlarını temizleme telaşına düştü. Gece saatlerinde ise 5 yıldızlı bir otelin çatısının dış kaplaması uçtu. Kimsenin zarar görmediği olayda etrafa dağılan çatı kaplamaları için sabahın erken saatlerinde çalışma başlatıldı. Parçalanıp çevreye dağılan malzemeler görevli otel çalışanları tarafından toplanıp temizlik çalışması yapıldı. Hortum dolayısıyla Aksu'da birçok iş yeri zarar gördü. Buralara kar yağmaz diye düşünmeyin. Antalya'nın Elmalı ilçesinde de mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar kar mutluluğu yaşarken bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Okullarsa öğleden sonra tatil edildi. Değerli arkadaşlar, rica ediyoruz, yollara kar lastiğiniz olmadan çıkmayın. Antalya şehir merkezinde ve ilçelerde sağanak yağmur etkisini gösterirken 1100 metre rakımla Elmalı ilçesine kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. İlkokullarda eğitim öğretime ise öğleden sonra ara verildi. Elmalı'da yaşayan vatandaşlar kar yağışından mutlu olduklarını söyledi. Bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Çiftçiler, esnaf da çiftçimize bağlı, Elmalı hep birbirine bağlı. Birbirimize biz yetmeye çalışıyoruz. Kadim şehrimiz Elmalı'ya yılın ilk karı düştü. Çok şükür. Rabbim rahmetinden bizleri mahrum etmedi. Evet, Antalya'da artan yağış hayatı olumsuz etkilerken İç Anadolu'ysa kuraklık riskiyle boğuşuyor sayın seyirciler.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklık riskine karşı önlem alınması çağrısında bulundu. Türkiye'nin bazı bölgeleri aşırı yağış alırken bazı bölgelerde beklenen yağışın olmaması kuraklık riskini de beraberinde getiriyor. Ege ve Marmara bölgelerinde devam eden yağışlar özellikle kuru alanlarda üretim yapan çiftçileri sevindirdi. Yağış almayan İç Anadolu bölgesinde ise kuraklık riski devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan önemli boyuttaki kuraklıktan zarar gören üreticilerimizin kaybolan gelirlerinin telafisi edilmesini istemiştik. Neticede kuraklıktan zarar gören üreticilerimize gerekli destekler sağlanmıştı. Bugün yine bu uyarıları yapıyoruz ve acilen alınması gereken tedbirler olduğunu vurguluyoruz. Basınçlı sulama imkanlarının artırılması sağlanmalıdır. Bölge bazında kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri daha fazla geliştirilmeli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin kullanım alanları yaygınlaştırılmalıdır. Kuraklık riskinin bir diğer nedeni ise yeraltı sularının bilinçsiz kullanımı. Bilinçsiz kullanımı önlemek için yeraltı barajları kurulması da gündemde. Sosyal medyada gündem olan bir videoyu getireceğiz ekranlarınıza şimdi de. Motosikletli bir kurye sipariş götürdüğü otelde piyanonun başına geçiyor sayın seyirciler ve Mozart'ın Türk Marşı'nı çalıyor. Kuryenin muhteşem performansı sosyal medyaya düşünce milyonlarca beğeni aldı. O kurye 19 yaşındaki Muharrem Can İncir'di. Motokuryeler pandemiyle birlikte neredeyse hayatımızın bir parçası oldu. Aradığımızda, yağmurda, karda, fırtınada ya da yakıcı güneşin altında her türlü siparişimizi kapımıza teslim ediyorlar. Muharrem Can İncir de onlardan biri. İstanbul Topkapı Üniversitesi Tasarım ve Modelleme Bölümünde 2. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda bir kurye firmasında çalışıyor. Muharrem Can İncir geçtiğimiz 29 Aralık'ta Beyoğlu'ndaki bir otele sipariş götürdü. Otelin lobisinde bir piyano vardı. Siparişi teslim ettikten sonra resepsiyondaki görevliye piyanoyu çalıp çalamayacağını sordu. Resepsiyonist izin verince de piyanonun başına oturup Mozart'ın ünlü Türk Marşı'nı çaldı. O anlar otel müşterileri tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüler 2 gün içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ünlü ünsüz binlerce kişi bu muhteşem performansı çok beğendi. Piyano çalmaya 14 yaşındayken YouTube'dan videolar izleyerek başladığını anlatan İncir, 8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum. Annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. Bir sene org çaldım, sonra annem benim için kredi çekti ve piyano aldık. Kendimi geliştirdim dedi. Kuryenin çalıştığı firmada Muharrem Can İncir'in eğitimine destek olacaklarını bildirdi. Yüreğine sağlık diyor, gencimizi tebrik ediyoruz elbette. Bartın İl Jandarma Komutanlığı'nda Yunus Emre ile Yusuf Eren Sezgin ve İbrahim ile İsmail Demir isimli ikiz kardeşler 5,5 aydır birlikte vatani görevlerini yapıyorlar. İşte o görüntülere gidiyoruz. Jandarma Yunus Emre Sezgin, emret komutanım. Jandarma Yusuf Eren Sezgin, emret komutanım. Jandarma İbrahim Demir, emret komutanım. Jandarma İsmail Demir, emret komutanım. Bartın İl Jandarma Komutanlığı iki ayrı ikiz kardeşin görevini yaptığı asker ocağı oldu. İkiz kardeşler Yunus Emre ve Yunus Eren Sezgin'le İbrahim ve İsmail Demir 5,5 aydır vatani görevlerini birlikte yapıyor. İkiz kardeşler ömür boyunca birlikte oldukları ikizleriyle ayrılmadan askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Adım Yunus Emre, soyadım Sezgin. Bartın İl Jandarma Komutanlığı'nda ikizimle birlikte vatani görevimizi yerine getirmekteyiz. Burada olmaktan dolayı çok gurur duyarım. Bu üniformayı giymek bana şeref veriyor. Küçüklükten beri hep birlikte aynı evin içinde büyümüştük. Okula birlikte gittik, hep birlikteydik. Askere de birlikte gelmek bizim için çok gurur verici. Kardeşimle aynı fikirdeyim. Kutsal Jandarma Ocağı'nda beraber askerlik yapmak gerçekten çok şeref verici bir duygu. İkisi kardeşimle beraber büyüdük, beraber okula gittik, beraber büyüdük bu yaşımıza kadar, beraber askerliğe geldik. Beraber her şeyimiz beraber oldu. Yani gurur verici kardeşimle aynı yere gelmekten. Çok güzel bir şey. İkizimle büyüdüm. İkisi aynı evde, aynı okulda. Askerlik de aynı yerde nasip oldu. Gerçekten çok güzel bir şey.
Ve maalesef üzücü bir haberle bültene devam ediyoruz. Türk Halk Müziği sanatçılarından Burhan Çaçan, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef hayatını kaybetti sayın seyirciler. Usta sanatçı yarın Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, Florida'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Çaçan 62 yaşındaydı. Allahu Ekber! 17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açtığı amatör sesler yarışmasını kazandı. Yarışmanın ardından önce Ankara'ya, ardından da İstanbul'a geldi. İlk albümünü 1981 yılında çıkaran Burhan Çaçan, Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vuran Dalgalar isimli albümleriyle müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli sinema filmlerinde de rol alan usta sanatçı müzikle bağını hiç koparmadı. Sanatçı Ferman Toprak, Burhan Çaçan'ın Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı. Evet, hepimiz için aslında çok önemli bir sanatçıydı Burhan Çaçan. 62 yaşında hayata veda etti sevgili izleyiciler. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Türk Halk Müziği'nin unutulmayan ismi Kıvırcık Ali. Vefatının 12. yılında Kartal Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Kıvırcık Ali'nin birbirinden güzel eserleri sanatçı dostları tarafından seslendirilirken vatandaşlar düzenlenen programa yoğun ilgi gösterdi. Biz yıllardır... 2011'de geçirdiği trafik kazası sonucu 42 yaşındayken hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Kıvırcık Ali, vefatının 12. yılında Kartal Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Bir anı yaratmış ve izler bırakmış. Anma programında Kıvırcık Ali'nin sanatçı dostları Ali Altay, Ayhan Yağız, Ece Özütemiz, Eda Alakuş, Eda Doğanay, Eren Aydın, Eren Özütemiz, Demali Çelik, Grup Turnalar, Güler Duman, Gülcihan Koç, Gülten Benli, Hüseyin Uğurlu, İbrahim Dizlek, İntizar, İsmail Altunsaray, Doğan, Nurettin Rençber, Onur Türe, Özcan Türe, Serpil Efe, Sevda Gül, Şükür Cömert, Taylan Özgür Ölmez, Türkü ve Yaşar Gümüş sahne aldı. Sunuculuğunu İlknur Kaplan'ın üstlendiği anma programında Şef Mustafa Sorgun eşliğinde Kıvırcık Ali'nin birbirinden güzel eserleri sanatçı dostları tarafından seslendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kıvırcık Ali'nin hayatından kesitler verilirken sanatçı dostları ise Kıvırcık Ali ile olan anılarını anlattı. Kıvırcık Ali de gerçekten hepimiz için çok önemli bir değerdi sevgili izleyiciler. Vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve Eskişehir'e götüreceğiz sizi. Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden çıkarken apartman girişinde defalarca bıçaklandıktan sonra boğazı kesilen 25 yaşındaki Tuğçe Can hayatını kaybetti. Yeni Bağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'taki bir apartmanda ikiz kardeşiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki Tuğçe Can, sabah çalıştığı huzur evine gitmek için evden çıktığında apartmanın merdivenlerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgansa olaydan sonra kayıplara karıştı. Kanlar içinde bulunan genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Karnından ve sırtından defalarca bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek katledilen genç kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te 20 Ağustos'ta toplam 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazayla ilgili adli tıp raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda otobüs şoförü Abdülkadir Memiş asli kusurlu bulundu. Gaziantep'te geçen yıl 20 Ağustos'ta kaza yapan bir araçtaki yaralıyı ambulansa taşıyanlara arkadan gelen otobüs çarpmıştı. Feci kazada İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'le birlikte 3'ü itfaiye eri ve 3'ü sağlık personelinin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebiyle Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından adli tıp raporu hazırlandı.
Raporda asli kusurlu bulunan sürücü Abdülkadir Memiş'in aracının hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. Tutuklu yargılanan otobüs şoförü 7 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Ve sırada ilginç bir haber var. Almanya'da çalışan 45 yaşındaki Nazmiye Karaman. Rüyasında memleketindeki arazisinde define olduğunu görüyor ve bunun üzerine memleketi Zonguldak'a gelip aldığı izinle rüyasında gördüğü defineyi bulmak için kazı çalışması başlatıyor. Almanya'da temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Nazmiye Karaman, 6 yıl önce rüyasında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde ormanlık alanda bulunan tarlasında define olduğunu gördü. Almanya'dan 2000 kilometre yol kat ederek memleketine gelen Karaman, toprak analizi yaptırdıktan sonra kazı için avukatı aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın define arama yönetmeliğince başvuruda bulundu. Yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde izinleri alan Karaman, kurban kestikten sonra Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü'nden 2 arkeolog, Milli Emlak Müdürlüğü'nden 2 uzman ve jandarma eşliğinde kazı çalışmalarına başladı. 3 gündür işte başlattık, kurban kestik Allah'ın izniyle. Kurbanımızı tam orada kestik de var, tam oraya geldi, orada oturdu kendi kendine. Kurbanımızı kestik, hayırımızı yaptık Allah'a şükür. Hedefe ulaşacağız yani, bir şey çıkacağına umudum var. Çıkarsa da devletime milletime hayırlı olsun derim yani. Karaman rüyasında gördüğü defineyi bulabilmek için şu ana kadar 120 bin lira harcadığını söyledi. 120 TL masraf yaptım. 120 bin TL. Evet. Karaman kazı yaptırdığı yerde define olduğuna inandığını söyledi. Benim rüyalar %99 çıkıyor. Sadece bu değil yani. Başka şeylerde çok başardım yani ben. Karaman kendisiyle dalga geçenlerin olduğunu da söyledi. Eşim biraz karşı inanmıyor. Biraz dalga geçiyorlar, hani öyle bir şey olmaz diyorlar. Babam inanıyor da başkaları biraz akraba çevrem hani. Karaman aradığı defineyi bulunca ne yapacağını da açıkladı. Bir çocuk annesiyim. Temizlik firmasında çalışıyorum. Eşim madenden emekli. Hedefim yani buradan bir şey çıkarsa Türkiye'ye yerleşmek yani. Almanya'dan bavulumu alıp geleceğim. Kültür ve Turizm Bakanlığı kazılarda 15 günlük süre ve 50 metreyi geçmemesi kaydıyla izin veriyor. Antalya Ticaret Borsası bu ay kent buluşmalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği ağırladı. Toplantıda başta göç ve ulaşım olmak üzere Antalya'nın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Antalya Ticaret Borsası kent buluşmalarında bu ay Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği konuk etti. Bu 25... Kent sorunlarının masaya yatırıldığı buluşmada Başkan Muhittin Böcek ulaşımın kamu eliyle yapılacağını belirtti. Özel sektördeki otobüsleri belediyeme kazandıracağım. Siyah plakalı arabalarla taşıyacağım. Nasip olursa inşallah önümüzdeki döneme doğru kesinlikle siyah plakalı olmasını istiyorum. Bütün ulaşım sektöründeki otobüslerin tamamı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından devam etmesini ve de öğrenci kenti olması dolayısıyla dedim ki geçenlerde otobüslerle de konuştum. Öğrencilere asla zam yapmayacağım. Böcek, Antalya'ya yapılacak olan yeni raylı sistemden de bahsetti. Sistemle ilgili Sarısu'dan başlayacağımız 4. hafif raylı sistem, hatta yer altından da geçeceğimiz, 30 metre derinlikten geçeceğimiz çalışmalar yapıyoruz şu anda. 16 kilometresi Konya altından belediye binamızın oraya kadar gelecek. Oradan Kundu'ya kadar 22 kilometre, ikisinde projesini İhalesini yaptık, bitirdik. Böcek, doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı ünvanı ve ödülleri iptal edilen Başpehlivan Cengiz Han Şimşek'le ilgili de açıklama yaptı. Federasyon bir federasyona işte nerede ne var, kaç güreşçimiz var, herhangi bir yasaklı güreşçi değil. Bütün güreşçileri güreştiren federasyon. Empati yapın, çocuğun yerinde olun yani. Bu çocuk Türkiye'de altın kemeri takmış. Orada bakanların huzurunda, herkesin huzurunda. Bu çocuğun şimdi süre geçmiş. Bir yıl güreştirilmiş. Yasaklı değil adam. Şimdi gel seni kemeri alıyoruz. Bu doğru. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'da yaşanan göç sorununa dikkat çekti. Uluslararası göçle karşılaştığımız sorunlar var. Bizim burada ev sahibi olduğumuz yerde kiracı pozisyonuna düştüğümüz. Yani bir başka anlatımla dışarıdan gelenin içeridekini uzaklaştırdığı bir dönemden geçiyoruz.
Bu belki ekonomik anlamda birazcık insanları ilk etapta rahatlatıyor olabilir ama bu göçün kontrol edilememesi durumunda önümüzdeki dönemde bizi belli sıkıntılar bekliyor. Çandır, yabancı dille hazırlanmış tabelaların da kaldırılmasını istediğini söyledi. Ulaşımla ilgili Rusça tabelalar asıyor büyük şehrimizde. Ben o tabelaların Türkçe olmasını rica ediyorum. Türk lirasını klozete attığı gerekçesiyle sosyal medya fenomeni Mika Raun Can'ın yargılanmasına devam ediliyordu. Hakkında beraat kararı verildi. Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Mikail Can Kurnaz'a yüklenen suçların maddi unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek sanığın beraatine karar verdi. Mika Raun Can lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz'ın geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de 100 lirayı klozete attığı gerekçesiyle Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçlarından 7 yıl 6 aya kadar yargılanmasına devam edildi. Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık katılmadı. Avukatı İbrahim Emir Köse'nin hazır bulunduğu duruşmada mahkeme sanık Mikail Can Kurmaz'ın beraatine karar verdi. Mika Raun Can'ın avukatı İbrahim Emir Köse, mahkemenin verdiği beraat kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Mahkeme istediği kadar beraat kararı verebilir elbette ama Türklerin, ülkemizdeki her vatandaşın vicdanında tutuklanmıştır bu kişi. Türkiye turuna gidiyoruz. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce şehit düşen Ziya Sarpkaya'nın babası Salim Sarpkaya haftada 3 gün oğlunun mezarına gidiyor. Mezara gelen baba saatlerce dua ederek gözyaşı döküyor. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Sarp sınır kapısında geçtiğimiz yıl 5 milyon 80 bin yolcu, 725 bin 496'da araç geçişi gerçekleşti. Bir önceki yıla göre geçişler %430 arttı. Sürdürülebilir enerji zirvesinde açıklamalar yapan BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, doğalgazda 4 yılda 800 milyon metreküpün üzerinde gaz tasarrufu ettiklerini belirtti. Siirt merkeze bağlı Doluharman Köyü'nde eski köy okulunun yenilenerek dönüştürüldüğü köy yaşam merkezinde açılan kurslara köy kadınları yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar açılan kurslarda hem okuma yazma hem de meslek öğreniyor. Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite koordinesinde oluşturulan 30 gönüllü öğretmen, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokul öğrencilerinin ana dilleri olan Zazaca'yı seçmeleri için okulları ziyaret edip öğrencilerle görüştü. Kastamonu'da üniversite öğrencileri hazırladıkları geri dönüşüm projesi sayesinde elde ettikleri gelirle köy okulunda eğitim gören öğrencilerin yüzünü güldürdü. Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarıyla okulun diğer eksikleri giderildi. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 2022 yılında Tekirdağ'da yapılan denetimlerde çevre kirliliğine neden olan işletmelerin gözünün yaşına bakılmadı sayın seyirciler. 299 tesise toplamda 36 milyon 272 bin 40 lira İdari para cezası uygulandı. Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimler yapıldı. Bir yılda gerçekleştirilen toplam 3015 denetim sonucunda çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen toplam 299 adet tesis hakkında işlem yapıldı. Bu tesislere 36 milyon 272 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 67 adet tesis içinde faaliyet durdurma kararı verildi. 6 adedi su kirliliği ve 1 adedi de atık konusunda olmak üzere toplam 7 işletme hakkında 920 bin lira idari para cezası uygulandı. Duvarları yıkık, rutubetli, bakımsız bir eve ne kadar kira istenebilir sizce sayın seyirciler? Bursa'nın İnegöl ilçesine gidiyoruz. Metruk denebilecek dairenin kiralama fiyatı görenleri de duyanları da şok etti.
Bazı ev sahipleri fiyatları arttırdıkça arttırırken kiracılarsa isyan etti. Bakımsız, duvarları yıkık, kapıları kırık. Ev sahibi bu eve öyle bir kira istedi ki görenler şoke oldu. Sonra burayı gördüm. Ben de dedim herhalde şaka yapıyorlar yani. Böyle bir şey yok herhalde. Sonra inanmadım. Az önce emlakçıyı aradım. Evin burada olduğunu söyledi. Gelip eve baktık. Bir satış sitesinde kiralık olarak 4500 liradan ilana konulan dairenin fotoğrafları ilanı görenlerin tepkisini çekti. Ard arda sıralanan görsellerde evin metruk binadan farksız olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu görüldü. Öte yandan ilanın açıklamasında 2+1 daire olduğu belirtilirken dairenin sadece bekarlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi. Yalnız aile için olmaz orası, söyleyeyim sana. Neden? Hacı yani çok eski ya, adam gibi ya. He. Ben oraya yazdım ya, şimdi aileler gelip bir şey yapmasın çünkü aileye hakaret olur orası. Ya aileye olmaz yani, yazık günah. Aile olmuyorsa o zaman normal vatandaşa da olmaz herhalde yani. Şöyle 20 kişi olsun otursun. Mesela içten mişten kalıyor ya, fabrikalarda olmayıp 15-20 kişi. Evet. Ya ben öyle değerine vereceğim ben oraya, anladın mı? He, anladım. O zaman yani biz... Yani ben şimdi böyle aile geldi yazık bina, orada ev eski zaten, uğraşır durur yazık. Anladın mı? Fabrika işçilerine falan veriyorlarmış. Onlar da insan değil herhalde. Öyle dediklerine göre. Yani bildiğin hayvan bağlansan durmayacak bir yer. Muğla'ya gideceğiz. Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize uçan otomobilin içerisinden çıkarak kıyıya doğru yüzmeye çalışan 19 yaşındaki genç maalesef hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil denize uçtu. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza Akyarlar Mahallesi Bağla mevkiinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç Bankevler sahilinde kayalıklardan denize uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Yolcu koltuğunda oturan arkadaşı 19 yaşındaki Saadettin Sabırlı ise kıyıya doğru yüzmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti. Denize uçan araç vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Evin yan duvarına vuruyor. Orada izi var. Camı da kırmış orada camları. Sonra hiç frene basmadan gelip burada düşüyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı sevgili izleyiciler. Hırsızlar artık evlere gündüz gözüyle ev sahibi evde bulunurken de girmeye çalışıyor. Bir kişi evine gelen hırsızlık şüphelisini kapı deliğinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Jandarma ekipleri de yakalayarak tutuklanmasını sağladı. Ev sahibi evdeyken hırsızın eve girmeye çalışması görenleri şok etti. Ev sahibi evde bulunduğu esnada kapı zili çalındı. Kapı deliğinden baktığında dilenci olduğunu fark eden ev sahibi kapıyı açmaması üzerine kapısının zorlama yoluyla açılmaya çalışıldığını fark etti. O anları cep telefonuyla kaydeden müşteki kendisini fark eden şüphelinin kaçması üzerine jandarmaya haber verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile suç araştırma timi kısa sürede harekete geçerek şüpheli kadını aynı mahallede gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin gittiği evlerde önce kapıyı çaldığı, kapıyı açan olursa yardım topladığı, evde kimse yoksa da özel aparat kullanarak içeri girdiği belirlendi. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli mahkemece tutuklandı. Ülkemizde bunlar yaşanırken bakalım bugün dünyada neler olmuş sayın seyirciler, sırada dünya turu var. Polonya Cumhurbaşkanı ülkesinin uluslararası koalisyon çerçevesinde Ukrayna'ya Leopard tipi tankları gönderme kararı aldığını bildirdi. İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan üniversite öğrencileri, ülkedeki protestolara destek verdiği ve Fransız dergisinde dini lider Ali Hamaney'in karikatürlerinin yayınlanmasına izin verdiği gerekçesiyle Paris yönetimini protesto etti. Çin'in güneyindeki kentte bir sürücünün aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Kazanın ait görüntülerde sürücünün kazanın ardından yoluna devam ettiği görüldü. Çin'in Şangay kentinde bir otelde görevlilerle tartışan müşteri aracıyla otelin lobisine daldı. Çin polisi olay sırasında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Meksika'daki Yanardağ'da son 24 saatte 3 yeni patlama meydana gelirken Yanardağ çevresinde bulunan şehirlere kül yağdı. Yanardağ'da geçtiğimiz sene 113 patlama yaşanmıştı. ABD'nin bir eyaletindeki kimya fabrikası alevlere teslim oldu. Fabrikadan yeşil renkli oksitleyici madde salındığına dair uyarı yapıldı. Brezilya'nın bir şehrinde bulunan tamir atölyesinde çalışan Sakar damadın dükkanı kapattığı sırada kepenklerin altına yerleştirmeye çalıştığı demir çubuk, dükkanda bulunan kayınpederinin önce ayağına daha sonra ise kafasına düştü. Ve dünya turuyla birlikte bülteni noktalıyoruz sevgili izleyiciler. WhatsApp ihbar hattımızdan 7 gün 24 saat bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatarak mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.